Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Faruk'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi bizi ajanlardan birisi paketlemişti. Kendisi tanıdık bir ajan. Frank'i tanıyoruz. Frank bizi paketlemişti. Şu an görüyorsunuz, yoğun karın altında bizi havaalanına getirmiş. Yine bir şeyler dönüyor. Bakalım Faruk ve Victor'ın başına bugün neler gelecek. Hadi başlayalım. Ulan oğlum Frank, bizi nereye getirdin lan? Şşş. Oğlum Victor, bu anılar... Anılar anılar Victor. Natasha. Sakin olun Faruk Bey. Faruk? Natasha tekrardan göreve mi geçti lan? Havaalanına geldik. Faruk? Neredeyse geldik. Sakin. Bilemiyorum Victor. Bilemiyorum anam. Allah belamı versin Natasha. Oğlum. Vallahi Natasha. Arabadan tanıdım Victor. Natasha. Kurtulduk. İşte geldik. Buyurun efendim Nikko. Buradan sonrası benim için yasak. Buyurun. Frank yine Natasha gelmiş. Allah! O şaşalı. Ajanlık günlerimize geri mi dönüyoruz yoksa? Ne diyorsun Victor? Bilmem. Olabilir Faruk. Tamam tamam, sevinmeyi kes. Hadi gel. Görüşürüz Frank. Görüşürüz. Sana bir Osman'la tokat atmak isterdim ama meşgulüm biliyorsun. Haydi bakalım. Vay! Habil de Kabil ha. Selam gençler. Faruk Bey, Victor Bey. Buyurun efendim. Sizi bekliyor. Bir şey diyeceğim lan. Oğlum, Natasha nasıl döndü? Onu istihbarat silmemiş miydi? Benim soru cevaplama yetkim yok efendim. Lütfen araca geçin. Buyurun. Eyvallah koçum, geçelim. Anam, Natasha'nın ayakları ne kadar da güzeller. Uzatma Faruk, geç. Haklısın, soğuk değil mi? Selam bebeğim Natasha, gel bir tur öpeyim ananı. He? O kel de gelsin buraya. Kel mi? Bu Natasha değil, bir dakika. Natasha bana kel demezdi. Anank kel geldim. Hadi şöyle geçeyim. Anank Faruk? Bu kim? Victor. Dur şu kapıyı kapatayım da. Tanıştırayım Victor. Babam. Baban mı? Faruk, sana tek bir sorum var canım kardeşim. Baban neden Natasha'nın arabasında? Bilmiyorum Victor. Baba, şşt lan, Natasha'yı manita falan mı yaptın? Ne yapıyorsun burada çakal? Ulan eşşoğlu eşşek. 2 hafta Amerika'ya gönderdik. 7 yıldır Amerika'dasın. Ulan namussuz. Bir de babasına çakal falan diyor. Ne biçim adamsın lan sen? Pardon ya baba, ağzım alışmış. Baba, o bizim evdeki koltuk değil mi? Onunla biz az televizyon izlemedik baba. 2,5 saatlik sıkıcı Türk dizisi izlerdik sürekli. O değil mi? Evet oğlum. Evdeki koltuk. Baktım Amerikan koltukları rahat değil. Memleketimin koltuğu gibi olmaz dedim. Bir tane koltuk getirttim. Benim baş köşedekini. Anam. Baba sen de mi Amerika'ya göçtün? Niye? Ne olan? Karılarla hep sen mi alem yapacaksın? Yani. Oğlum senin için. Elen baba. Annem nerede? Baba sen niye bu arabadasın? Ben daha onu sormuyorum lan. Bir dakika. Victor, bu niye bu arabada? Ne bileyim oğlum. Baba senin baban. Sen sorsana. Baba şimdi biz istihbarat için falan çalıştık da. Yani oğlum çok önemli yerlere geldi. Baba bizim bir tane karı ajanla görüşmemiz lazımdı. Böyle Rus. Karı değil, kadın. Allah'ın odunu. Neyse. Artık o yok. Ben varım. Anlamadım. Victor, babam karı mı olmuş? Ne diyor? Saçmalama lan. Demek istiyor ki Natasha'nın yerine geçmiş. Benim babam istihbarat başkanı mı? Oha! Lan baba, ne ara? Açtığım genele, yani açtığım evler tutmayınca dedim ki eski mesleğe dönmenin vakti geldi. Eski meslek peze ve... O baba, bu o meslek değil ki. Oğlum, Faruk, sen ve kardeşinden çok büyük sırlar sakladım oğlum, çok. Hadi ya. Vay niyamuşsuz. Niye sakladın? Devlet meselesi lan. Sana niye anlatayım ki zaten velet? Sus bakayım. Oğlum, bana bir yemin ettirdiler. CIA için çalıştığımı asla söylememem gerekiyordu. Ben Amerikalı bir ajandım oğlum. Hep bir ajandım. Nasıl yani? Sen. Ajan. Hadi lan oradan. Ne oldu lan kereste? Babanı beğenemiyor musun? Bizden çıkmış, bizi beğenmiyor. Baban senin en büyük ajanlardan biri oğlum. 67'de var ya. Babam büyük suikastler yaptı. Deli suikastler. Allah Allah. Bak sen niye amussuz ha? Kimleri vurdun lan? Oğlum şu çıkardığım sümüğü ağzının ortasına yerleştiririm. Babanla düzgün konuş lan. Oğlum. Ben fırıncıyı boyu vuran adam. Fırıncıyı boyu mu? Oha. Baba sen fırıncıyı mı vurdun? Oha. Victor, fırıncı kim? Ne bileyim oğlum, ilk defa duydum lan.
Yalnız beyefendi, bana bir daha kellemezseniz sevinirim. Yesinler senin beyefendini lan kel. Neyse. Sonuçta benden yaşça büyük. Efendim, saygısızlık etmek istemiyorum ama. Et de seni pipinden sallandırayım. Artık istihbarat koltuğunda ben oturuyorum. Eski devir bitti. Kraliçe öldü. Yaşasın yeni kral. Baba kurban olayım, senin istihbaratla falan ne işin olur babam? Ne yapıyorsun sen? Oğlum CIA'den emekli olunca canım sıkıldı lan. Evde otur. Ananın dırdırı falan. Dedim hiç yoktan gideyim de istihbarat yöneteyim. Devleti gizliden gizliye ben yönetirim. Hadi ya. Allah Allah. Annem ne dedi bu duruma? Git tabii git, evimin eri. Sonuçta ekmek parası dedi. Baba senin maaş ne kadar? 7000 dolar görünen yüzü, 700 milyon dolar görünmeyen yüzü. O nasıl bir maaş lan, oha. Baba sen şimdi zengin misin? Öf, sıkıldım bu muhabbetten oğlum. Kapat artık para pul mevzusunu. Sizi bugün niye çağırdım biliyor musunuz? Yoksa bir dakika. Paralar fazla geliyor. Ezecek adam mı arıyorsun? Baba pavyona gidek mi? Tüüü sana. Yazıklar olsun. Yetiştirdiğim evlada bak. Ben seni üniversitelere gönderdim. Tıp okusun. Tıpa taksın dedim. Sen gitmişsin pavyona. Karıya kıza para takmışsın. Yazıklar olsun. Baba. Ağır konuşuyorsun bu kelin yanında, ağır. Anan kel. Babam olmasan ağzını yüzünü kırarım da. Baba lütfen. İndirin lan şu eşşoğlu eşekleri arabadan. İndirin. Ağır konuşuyorsun baba. Çok ağır. Bak benim gururuma gidiyor. Ben fiyerum baba. Ayrıca kimse bizi bu araçtan indiremez. Sen bizim babamızsın. Bize el süremezler ki. Sürebilirler mi anam? Vallahi sürüyorlar. Ulan şu cücük yavrularına bak. Adam olmuşlar. Benim karşımda atıp tutuyorlar. Baba pavyona gidelim. Para ezelim. Lan ben size ciddi bir iş için buradayım. İstihbarat diyorum. Siz benimle geyik yapıyorsunuz lan. Efendim ben bir şey demedim ki. Hepsi oğlunuzun ağzından çıktı. Beni niye atıyorsunuz? Konuşma lan kel. Sus. Aman kel efendim, aman kel. Kelim tabii ki. Bana bakın oğlum. Siz ikiniz ne liyakatsız, ne böyle cıvık, yapış yapış, pislik adamlarsınız lan. Baba gerçekten ayıp oluyor. Oğlumu böyle attırıyorsun falan. Hiç utanmıyor musun? Ulan it oğlu it. Ben sen adam ol diye Amerika'ya gönderdim. Sen Amerika'da disco pavyon peşindesin. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Evet. Hadi o zaman diskoya. Şaka. Oğlum bak tamam, eğlenmek önemli. Hayatta tabii ki sürekli çalış değil. Ama sen oranı kaçırmışsın. Yok baba, ben senin hiçbir yerini kaçırmadım. Nereyi kaçırmışım? Oranı derken oran yani oran. Sen abartmışsın diyorum. Baba seni böyle karşımda görünce kusura bakma ya. Yine birazcık böyle salaklığım tuttu. İyi. Kalkın hadi kalkın. Gerçekten kusura bakma baba. Haklısın. Sen bizi ciddi bir iş için çağırdın. Biz geyik yapıyoruz. Buyur. Oğlum. Oğullarım da diyebilirim. Aman estağfurullah efendim. Bak. Yalakaya bak. Babama yalakalık yapıyor. Ben de yaparım. Ben de saygılıyım baba. Buyur. He canım. Elini öyle öne bağladın. Dünyanın en saygılı adamı sensin şimdi. Faruk. Ben seni ilk gönderdiğimde tam benim oğlumdun. Mazmut. Akıllı. Zeki. Çalışkan. Mert. Efendim Faruk'tan bahsettiğinize emin misiniz? Sen sus bakayım kel. Aman kel efendim, aman kel. Lakin şimdi görüyorum ki oğlum. Saygısız. İtin kopuğun teki olmuşsun. Gitmişsin pavyonda işe başlamışsın. Bu mu lan? Ne bu mu baba? Benim yetiştirdiğim. Aslan cengaver oğlum. Bordo bereli Faruk'tan. Pavyon kapısında bekleyen. İt kopuk olan. Böyle içip sıçan Faruk'a. Öyle mi? Ağır konuşuyorsun baba. Kalbim var bak kalbim. Sen de kalp olsa Alev kızımı öldürür müydün lan? Namussuz. Baba bak ağrıma gidiyor ama. Alev. Gül gibi kızın kafasına sıkmışsın gerizekalı. Seni seviyordu lan o kız. Ne istedin ondan? Ama son zamanlarda değişmişti baba. Yakup'a aşık olmuştu. Bir mafya babası vardı da. Durumu biliyorum gerizekalı. O kız seni severken sence niye Yakup'a gitti? Bilmem. Niye? Seni koruyordu seni. Salak herif. Anlamadın mı? Beni mi koruyordu? O Yakup denen zibidi. Sana zarar vermesin diye. Kendini feda etti. Alev. Hayatım. Baba. Baba ben ne yaptım? Ben geçen sene Türkiye'ye döndükten sonra sen iyice işleri salmışsın. Ben geldiğimde ne güzel seni evlendirmiştim Alev'le. Tabii o zamanlar Victor yoktu. Yoktum efendim. O ne lan? Aa, uçak.
Her neyse. Oğlum, senin kendini yeniden düzenlemen, çeki düzen vermen lazım. Haklısın baba, haklısın. Çok yoldan çıktım, çok. İşte bu yüzden seni buraya çağırdım. İlk adımı atman için. Ne adımı baba? Üniformaları getirin. Anam. Bu ne baba? Soyunun bakayım. Aa aman efendim. Efendimi falan bilmem. Soyun dedim, kel. Aman kel, aman. Tabii efendim, soyunayım. Faruk, sen de. Üstünüzdekileri oradakilerle değiştirin. Hadi bakayım. Baba, hava çok soğuk. Şimdi olmaz ki. Hadi dedim lan. Peki baba. Ah, şimdi adama benzediniz. Bak, bir karizma geldi. Anam. Bu üniforma. Hatırladın değil mi? Unutmak ne mümkün baba. Üzerime giydiğim en şerefli, en namuslu elbise buydu. Benim üniformam. Victor, sana da yakıştı. Teveccühünüz efendim. Yalnız ben anlamadım. Niye giydirdiniz bize? Çünkü giydirmeyi seviyorum. Şaka şaka. Baba iyi misin? Soğuktan oluyor bunlar Faruk. Sen üzülme. Bu üniformaları size giydirdim. Çünkü Allah, korkunç bir şey geliyor. Hadi yine iyisiniz keratalar. Adam olmaya gidiyorsunuz. Efendim, saygısızlık etmek istemem. Ama ben kendi adıma konuşacak olursam, ben zaten adamım. Ne yani lan kel? Ben adam değil miyim? Anan kel anan. Pardon efendim. Yani hatununuza bir şey demek istemiyorum ama. Anan kel. Yeter lan. Ayrılın çocuk gibi. Ayrıl. Efendim, bana bu üniformayı niye giydirdiniz bilmiyorum ama ben bu Mısır'la aynı üniformayı giymem. Ben ne istersem onu giyersiniz. Bundan sonra benim için çalışıyorsunuz. Anladınız mı? Nasıl yani efendim? İstihbarattaki görevlerinize geri alındınız. Benim sayemde. Yoksa ölecektiniz. Gitmişler bir de aynı evde yaşıyorlar. Salaklar. İstihbarat bulamaz mı sandınız lan? Ben olmasam çoktan sıktılardı. Nasıl yani? Biz şimdi tekrardan ajan mı olduk? Evet Faruk. Tekrardan ajan oldun oğlum. Yalnız ben böyle sünefe, ezik, iğrenç bir adama oğlum demek istemiyorum. Ne demek istiyorsun baba? Mahmut, yani. Adam bile diyemiyorum yani. O yüzden sizi eğitim kampına gönderiyorum. 2 ay boyunca eğitim görecek, adam olacaksınız adam. Aman diyeyim baba. Ne eğitimi, ne diyorsun lan? Bordo bereli eğitimi. O unuttuğun, yarım bıraktığın eğitim var ya. Bu bordo bereli eğitimi. Evet, doğru duydun. Bordo bereli eğitimi. Victor, sen de. Efendim, ben zaten hayalet timindeydim. Ben hayaletini, cinini, perisini bilmem. Ben kendi verdiğim eğitime güvenirim. Sizleri bizzat ben eğiteceğim. Biliyorsun Faruk, iyi eğitirim. Bilmez miyim baba? Çok iyi eğitirsin. Haydar'la. Haydar'ı da getirdim, merak etme. Şimdi, şu uçağa atlayın, vereceğim adrese gidin. Orada sizi 2 saat içinde bulmazsam, sizi bulduğum yerde oyarım. Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı efendim. Duyamadım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı baba. Baba değil efendim. Anlaşıldı efendim. Marş marş, hadi bakayım. Emredersiniz efendim. Oğlum ne oluyor lan? Ne yaşıyoruz biz? Az önce bordo bereli mi olduk? Hem ajan olduk hem bordo bereli. Ben hiçbir şey anlamadım. Oğlum yıktır. Lan bu yaştan sonra yine asker olacağız oğlum. Pardon. Oğlum senin bu baban manyak mı lan? Ne askerliği, ne eğitimi? Aman Victor, 1-2 hafta eğitim yaparız. Oğlum tekrar ajanlığa döndük lan. Para demeyiz. Babamı duymadın mı? 700 milyon diyor. Öyle mi diyorsun? Tabii oğlum. Babam bizi yüksek yerlere koyacak da torpil olduğu anlaşılmasın diye eğitime gönderiyor. Bana pek torpil yapacak gibi gelmedi ama. Sen rahat ol oğlum. Kendi oğluna eziyet eder mi? Sen ne diyorsun Victor? Doğru. Etmez değil mi? Herhalde oğlum lan. Babamdan bahsediyoruz Victor. Gel bakalım. Dediği yere gidelim, dediği gibi yapalım. Ondan sonra iyi bir yere torpilleyecektir. Sonuçta babam. Yaşasın, babam istihbarat başkanı olmuş. Victor, artık rahatız. Hap yok, içmek yok. Rahatız Victor. Ölüm korkusu yok. Askerlerden korkmak yok. İstihbarattan korkmak yok. Oğlum, resmen rahatız lan. Babacım ya, istihbaratın başına geçmiş. Görüyor musun Victor? Faruk, herkesin başında bir büyük bulunmalı değil mi? Doğru dedin onu. Aslan babam. Nasıl da yakışmış koltuğa değil mi? Tabii lan. Oğlum adamın yüzünden belli. Yılların tecrübesi var Faruk. Babacığım ya. İstihbarat başkanı bir babam var. Daha ne isterim ki? Oğlum çok ballısın çok. Herhalde kel. Ne sandın? Aman kel aman. Şimdi anan demeyeyim de. Babam malum istihbarat başkanı ya. Oymasın beni. Ha şöyle. Korkacaksın tabii oğlum. Fierun babası istihbarat başkanı, istihbarat. İstihbaharat mı? Espri yapma lan kel. Aman kel aman.
Aha, Faruk, tepeyi gördün mü? O ne lan? Anam, güzelmiş. Yıktır, sanırım oraya ineceğiz değil mi? Şöyle bir genişten alalım. Oğlum o neymiş lan? Tepede öyle bir şey var mıydı? Hadi bakayım. Hop 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 hop, dönebilirsem tamam. Victor, bu ne oğlum? Aa, böyle bir şey var mıymış lan buradan? Hadi bakayım, bismillah bismillah bismillah. Hu hu hu, ne indirdim lan? Baban da mı indiriciydi Fieruh? Vay yavrum vay. Gel bakalım Victor. Gel. Şurada bir asker var, gel. Selamın aleyküm kardeş. Ben istihbarat başkanının oğlu Fieruh. Ne yaptın? İstihbarat başkanının oğlu sen misin Nikko? Aynen benim. Ne yaptın? Oğlum bir selam versene lan. Koskoca istihbarat başkanının oğluyum. Bak seni kaydırırım ha. Faruk, bu senden korkmuyor. Olur mu lan? Benim babam istihbarat başkanı oğlum. Lan padişahın kızı bile olsanız sökmez Nikko. Yürüyün gidin lan. Hadi. Nasıl yani? Benim torpilim yok mu? Ne torpili Nikko? Burası asker ocağı. Burada torpil olmaz. Harbi yok mu lan? Yok Nikko. Oğlum ucundan bile yok mu? Yok dedim Nikko. Neyi zorluyorsun lan? Ölek geldi demek senin tersi bitti. Nöptün Furik. Allah'ım bu ses. Onbaşım. Vay benim iki gözümün çiçeği Furik gelmiş. Nöpirsin öyle sipiti. Onbaşım. Siz niye her yerdesiniz? Joker gibisiniz onbaşım. Ula sipiti. Ben çok tecrübeli bir askerim Faruk. Baban dedi ki, ula onbaşı gel bizim bordoları eğit dedi. Ölür efendim dedi. Anam onbaşı yıktır yaşadık. Bu adam bize çok iyi davranır çok. Ulan hani iyi davranırdı? Bu bayağı bildiğin canavar çıktı. Sus yıktır sus. Onbaşım yeter artık ya. Devam devam devam. Hadi bakayım zibidi. Baban haklı. Hamlamışsın Faruk. Verdiğim eğitimi unutmuşsun. Hadi. Lakin yağmur yağıyor onbaşım. He oluyor öyle arada. Meteor düşüyor onbaşım meteor. Emin misin? Ula düşüyor da sana mı düşüyor? Devam et. Sürünün. Sürünün lan. Sürün. Sürün bakayım. Siz çok ölmüşsünüz. Birbirinize doyanmayın lan. Ne mi sizler? Sürün sürün sürün. Lan hani rahat edecektik? Sürünüyoruz. Konuşma Victor konuşma. Sürün. Aferin aferin aferin. 7 kilometre kaldı. Sürün sürün sürün. Hadi bakayım. Burada sanıyorlar ki torpil var. Yürü, sürün. Hadi bakayım, öferim. Aşağı kadar hadi. Evet sevgili çaylaklar. Şimdiki göreviniz oradaki. Karşıdaki hedefleri vurmak. Buna bakın lan nömi sizler. Mutlaka vurmanız lazım. Hazır. Şşt size diyorum lan. Hazır, ateş, öferin. Vur. Vur bakayım. Faruk, vurdun galiba değil mi? Aferin lan CPD. Şu kel vuramadı galiba. Bir dakika bir dakika. Vay ula sipiti. Unutmamış görüyor musun? Oo lan oğlum. Lan şşt lan. Faruk. Ölemez. Faruk tamam ulan oğlum oraya gelmeyin bak uyarım seni. Pardon onbaşım pardon. Yıktır. Nasıl korktu gördün mü? Görmez miyim? Ula sipitiye bak. Hıy. Özgalsın vuruluyor dem. Ama maşallah. Şuna bakın lan. Kobak çiçeği gibi açılmış. Maşallah. Kele bakayım. Fena değil. Aferin lan CPT'ler. Evelallah onbaşı. Bir sonraki testimiz güven testi. Bakın görüyor musunuz? Bu asker gerçek bir bordo beleli. Bana güveniyor musun oğlum? Evet komutanım. Aferin. O zaman doğru yapıyorsun. Güveniyorsan sıkıntı yok. Gördünüz mü? Onbaşım. Ya adamın cevizlere gelseydi? Çocuğu olmazdı. Aa aman diyeyim komutanım. Hadi bakayım sıra sizde. Yapın lan. Faruk ben hedefi tutmam. Sen tutmazsan ben hiç tutmam. Allah Allah. Faruk hedefe geç. Ama onbaşım. Geç dedim lan. Güvenmek. Güvenmek nedir Victor? Güvenmek emektir. Aman diyeyim oğlum şşt. Şeyine vurma tamam mı? Sağ olun komutanım çok yardımcı oldunuz. Victor. Victor. Yapma. Yapma. Onbaşım. Allah'ım. Allah Allah la la la. Tamam. Ben iyiyim. İşte bu. Aferin Victor. Faruk sana da tebrikler. Gözünü bile kırpmadın. Aferin. Yani bordo bereli eğitimi bu muymuş lan? Kolay kolay tamam. Ula bu bordo bereli eğitimi değil ki. Değil mi? Oğlum bu bir test. Bordo berelilere layık mısınız? Onu test ediyoruz. Bordo berelliler böyle seçiliyor. Nasıl? Bir haftadır yaptıklarımız eğitim değil mi? Yok oğlum.
Ne eğitimi? Test. Daha geçecek misiniz belli değil. Nasıl onbaşı? Biz hala eğitimde değil miyiz? Ulan oğlum, siz bordo belirli olmayı evde çekirdek çitlemek mi sandınız? Yok öyle. Peki gerçek bordo belirli eğitimi nasıl? O da bir sonraki bölümün konusu. Zip bitti. Komutanım, sizin üniforma nerede? Amerikan bayrağı var sizde. Ajan mısın lan sen? Boş boş konuşma lan. Zaten Amerika'dayız. Başka neyin bayrağı olacak? CBD. Ama bizde Türk bayrağı var. Şaka yapıyorum oğlum. Benim de üniformam var da. Şimdi yıkattırıyorum, biliyor musun? Ha, öyle desene lan. Nemissizlik yapma. Hadi hadi hadi. Daha devam edeceğiz testlere hadi. Allah'ım, biz eğitim görüyoruz sanıyorduk. Oğlum bunlar daha testmiş lan. Arkadaşlar biz teste devam edeceğiz. Sizden burada ayrılıyoruz. Kusura bakmayın. Bölümün sonu. Oğlum test buysa eğitimi ben çok merak ediyorum Faruk. Al benden de o kadar. O zaman şöyle güzel bir like gelsin de eğitim bölümü hemen gelsin. Hadi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün bordo belirlilerin nasıl seçildiğini, nasıl testlere tabi tutulduklarını gördük. Faruk ve Victor bunun eğitim olduğunu sanıyordu. Lakin bordo belirliliğe giriş testiydi bu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Faruk'un babası Victor ve Faruk'u adam etmeye kararlı. Bakalım neler yaşayacağız. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Çıkın yemeğinizi yiyin. Aman diyeyim, ses çıkartmayın ha. Sahibiniz duymasın. Kocam biraz sinirli. Hadi. Anam yemek. Sakın. Sakın çıkma. Kadın sahibin verdiği yemekleri yiyemeyiz. Yasak. Önemli olan erkek sahibin vermesi. Ama niye? Ben acıktım. Bak getirmiş işte. Ben yiyeceğim. Yapma. Yapma bak. Erkek sahip gelirse döver. Hem beni, hem seni, hem de kadın sahibi. Ben acıktım. Vallahi yiyeceğim. Aferin. Aferin oğlum, ye. Hadi oğlum. Sen de yesene Thomas. Hadi. Çok güzel vallahi. Olamaz. Erkek sahip geliyor. Yesene Thomas. Ne oldu, ne gördü? Ay. Hayatım, açıklayabilirim. Lan ben sana ne dedim? Bir hafta bu itlere yemek yok. Bir hafta bir şey vermeyeceksin demedim mi? Hayatım yapma, yapma lütfen. Lan ben sana ne dedim ha? Ben sana ne dedim? Çok güzelmiş. Ne oluyor lan? Lan ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen lan? Kimsin sen? Kimsin? Ha.